Herkese selam, hoş geldiniz. Güven hocanız ben. Bugün kimyasal tepkimeler konusunu inceleyeceğiz. Ee, önemli detaylar var. Ee, dikkat edilmediği zaman yanlışlar yapılabilen bazı noktalar var. O yüzden videonun tamamını çok dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi kimyasal tepkime önce nedir? Bunun tanımıyla başlayalım. Bir, biz daha önce fiziksel ve kimyasal değişimleri öğrenmiştik. Hatırlayın. Eğer izlemediyseniz o videoyu. Açıklamalar kısmında var, oradan tekrar izleyin onu önce. Ee, şimdi bakın yanma, paslanma, çürüme, ekşime gibi olaylar sonucunda maddenin iç yapısında bazı değişimler oluyor, yeni maddeler oluşuyor gençler. Bunlara zaten biz kimyasal değişim demiştik hatırlayın. Ee, bunlar kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturuyorlar. İşte biz bu sürece, bu maddelerin yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime diyoruz. Yani kimyasal tepkime aslında bir sürecin. E, tamamına verilen isim diye düşünebilirsiniz. Şimdi kimyasal tepkimede bu tepkime sonucunda yeni bir madde oluşurken tepkimeye giren maddeler ise özelliklerini tamamen kaybediyorlar. Yani diyelim ki A ve B maddeleri tepkimeye girip C ve D maddelerini oluşturuyorlarsa eğer buradaki A ve B maddeleri özelliklerini tamamen kaybediyorlar ve bambaşka özellikle iki yeni madde olan C ve D maddelerine dönüşüyorlar. Yani bu C ve D maddelerinin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri A ve B maddelerinden tamamen farklıdır. Özelliklerini tamamen kaybetmiştir A ve B. Şimdi bunu en güzel e, su örneğinde görüyoruz. Şimdi suyun oluşumu tepkimesi 2H2 artı O2 ve 2H2O molekülü oluşuyor. Şimdi bakın burada hidrojen hidrojenin çok önemli bir özelliği var. Hidrojen yanıcı bir maddedir gençler. Yanıcı bir madde. Oksijen ise yakıcı bir maddedir. Yani oksijenin olmadığı bir yerde siz hiçbir şey yakamazsınız. Ee, yani yakmanın, yanmanın gerçekleşebilmesi için mutlaka oksijene ihtiyacımız var. Şimdi birisi yanıcı, birisi yakıcı. Böyle birbirleriyle tamamen zıt özellikte olan iki madde bir araya geldiğinde bakın su gibi söndürücü özelliği olan bir madde ortaya çıkıyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Demek ki bu tepkimeye giren maddeler tepkime sonucunda oluşan maddelerle tamamen özellikleri birbirinden farklı. Hiçbir şekilde e, benzemiyor bu özellikleri diyebiliriz. Tamamen farklı bir madde olmuş oluyor. Bu arada şunu da detaylı bir şekilde söylemiş olalım. E, şimdi bakın oksijenin tepkimede olduğu, yani girenler kısmında bir maddenin oksijen gazıyla tepkimeye girmesine yanma tepkimesi diyoruz. Yani yanma diyoruz daha doğrusu buna. Yanma olayının gerçekleşmesi için mutlaka bir yanıcı madde, işte burada hidrojen ve bir yakıcı madde ve oksijen olması gerekiyor. Bunu da e, kimyasal tepkime çeşitlerinde yine konuşacağız ama şimdiden söyleyelim. Eğer bir madde oksijenle tepkimeye giriyorsa biz bu olaya yanma diyoruz. Şimdi kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay bakın bunların üçü de aynı anlama geliyor. Yani bunların hepsini gördüğünüzde siz buradaki değişimi anlayacaksınız, dönüşümü anlayacaksınız. Yani bu maddelerin tamamen özelliklerini kaybedip yeni bir madde oluşturduğunu anlayacaksınız. Şimdi fiziksel değişimleri kimyasal değişimlerden ayırdığımızda şöyle bir detay var. Bakın fiziksel değişimlerde sadece maddenin tanecikleri arasındaki boşluk değişir. Yani tanecikler birbirinden uzaklaşır. Örneğin katıdan sıvıya geçerken tanecikler arası boşluk biraz artar. E, sıvıdan gaza geçerken tanecikler arası boşluk daha da artar. Bakın sadece boşluklarda bir değişim olur. Buna dikkat edelim. Boşluklar değişir. Yani taneciklerin arasındaki boşluklar değişir. Fakat kimyasal değişimlerde böyle olmuyor. Burada molekülleri bir arada tutan Şuradaki bağlar kopuyor. Bakın gençler. Şuradaki bağlar kopuyor. Ve yepyeni bağlar ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünün. Yine buradaki K maddesini oluşturan şu aradaki bağları kopartacağız. Yani bu iki atomu önce birbirinden bir ayırmamız gerekiyor. Bunları ayıracağız. L maddesi de şuradaki bağından kopup iki tane farklı şöyle farklı derken iki tane şöyle atoma dönüşecek. Ve daha sonra biz buradan bunları tekrar yeni bir bağ ile birbirine bağlayacağız. Mesela e, burada iki kırmızı bir arada duruyormuş. İki beyaz, iki beyaz, iki beyaz diye düşünün. Şimdi burada ne var bakın? Bir kırmızıya üç beyaz. Bir kırmızıya üç beyaz yeni bir bağ oluşmuş. E, hatta şöyle diyelim. Buradaki diyelim ki kırmızının bir tanesini aldım. Ona şunu, şunu ve şunu bağladım. Bakın bu kırmızıya bu üçünü bağladım ve bunu oluşturdum. Sonra diğer kırmızıyı aldım. Ona da şu diğer üç tane beyazı bağlayarak bu şekilde bu molekülü oluşturdum yani bilmeniz gereken en önemli nokta şu tepkimeye giren maddelerin e, atomlar arasındaki tanecikler arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur bu zaten kimyasal değişimin en önemli özelliğidir diyoruz evet kimyasal e, değişimler kimyasal tepkimelerle ifade edilir bu değişimleri ifade ederken de kimyasal tepkime denklemi kullanıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi burada kimyasal tepkime okumuz var. Bu ok tepkimenin gerçekleşme yönünü gösterir. Bu tarafa doğru gerçekleştiğini anlıyoruz. Yani A ve B maddelerinin tepkimeye girip C ve D maddelerini oluşturduğunu anlıyoruz. O yüzden bu tepkimeye giren maddeler diyoruz bunlara. Bunlara ise ürünler veya bazen çıkanlar, oluşanlar gibi ifadeler kullanılabilir tepkime okumuz bize tepkimenin yönünü gösteriyor gençler. Yani A ve B maddelerinin tepkimeye girip C ve D maddelerini oluşturduğunu söylüyor. Şimdi bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren atom sayıları ve atom cinsleri dikkat edin. Ürünlerin atom sayılarına ve atom cinslerine her zaman eşittir. Yani şu demek e, girenler kısmında bulunan atomların sayısı ve cinsi kesinlikle değişmeyecek. Mesela bakın burada iki tane hidrojen. Bunların her biri birer hidrojen atomu. Hidrojen atomu. Bunlar ise bakın bir oksijen atomu şöyle. Oksijen atomu. Ve şimdi burada kaç tane hidrojen atomu var? Bakıyorum. E şurada bakın dört tane. Dört tane hidrojen atomu var. İki iki tane görünüyor ama iki, kas sayısı iki olduğu için dört tane. E, i̇ki tane de oksijen atomu var. Yani toplamda benim altı tane atomum var gençler. Altı tane atomum var. E, ürünlere bakıyorum, oluşanlara bakıyorum. Yine dört tane hidrojen atomu var. Bakın unutmayın beyazlar Beyazlar hidrojendi. Bakın şunlar. Hidrojen. Yine dört tane hidrojenim var. Ve iki tane oksijenim var. Onlar da nerede? Bakın birisi burada oksijen. Biri de burada oksijen. Yani tepkimeye giren maddelerin atomlarının sayısı ve cinsi kesinlikle ürünlerdekine eşit olmak zorunda. Hatta bu özellikten dolayı yani bu nedenle kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunuyor. Yani siz şuradaki maddelerin toplamını tarttığınızda Şuradaki maddelerin toplamını tarttığınızda kütleleri eşit gelmek zorunda. Şunu tekrar söyleyelim. Ee, burada bir yanlışlık olmasın. Şurada katsayımız 2 olduğu için aslında 2 hidrojenimiz daha var. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bakın burada bu kimyasal ve fiziksel değişim arasındaki farkı daha rahat görebileceğimiz bir, bir iki örnek var. Şimdi kimyasal değişim. Nasıl, nasıl anlayacağız kimyasal değişim olduğunu? Bakın tepkimeye girenlerin arasındaki bu bağlar kopmuş. Bakın bu da kopmuş. Şu bağları kopartmışız. Ee, sonra bakın iki tane mavi burada birleşmiş. E ee, buradaki iki mavi yeni bağlarla birleşmiş. Bakın buradaki yeşille şuradaki yeşille de şuradaki yeşil burada bakın şu şekilde yeni bir bağ oluşturmuş. Hatta şöyle bile söyleyebilirsiniz. Bakın buradaki bağın adı mavi yeşil bağı. Sen bu da mavi yeşil bağı. Mavi yeşil bağı. Bakın bu da mavi yeşil bağı. Şunlara bak bakıyorum. Mavi mavi bağı. Bakın farklı bir şey söylüyorum. Mavi mavi bağı ve yeşil yeşil bağı. Yani burada olmayan yeni bağlar oluştu gençler. O yüzden biz buna kimyasal değişim diyoruz. Buraya bakıyorum. Sarı yeşil bağı. Burada da sarı yeşil bağı. Burada da sarı yeşil bağı var. E bunlara bakıyorum. Bakın kopmuş hepsi. E, dikkat edin hepsi birbirinden ayrılmış. Yani bağlar kopmuş. Yine bir kimyasal değişim. Atomlarına ayrılmış. Dikkat edin. Fiziksel değişime baktığımda. Şimdi bakın buradakine bakıyorum. Mavi mavi bağı. Gri gri bağı, mavi mavi gri gri. Buraya bakıyorum. Dikkat edin burada. Ne olmuş? Mavi gri, mavi gri, mavi gri, mavi gri. Yani burada da bir kimyasal değişim olmuş. Gençler, şunu düzelteyim. Burada bir dizgi hatası olmuş. Kimyasal değişim. Buraya bakıyorum. Gençler, burada da e, önce hiçbir bağ yok. Atomlar kendi kendine takılıyorlar. Dikkat edin. Burada ise, bakın burada ise e, mavi ve mor bağ oluşmuş. Bakın. Mor-mavi bağı, mavi-mor, mor-mavi. Mavi. Yani atomlar bir araya gelip yeni yeni bağlar oluşturmuş. Buna da yine kimyasal değişim diyoruz. Peki fizikselde ne oluyordu? Fizikselde tanecikler sadece birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Yani aralarındaki bağlar kopmuyordu, yeni bağlar oluşmuyordu. Arasında böyle önemli bir fark vardı. Şimdi biz kimyasal tepkime gerçekleşip, gerçekleşip, yani gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl anlayacağız? Bize bazı ipuçları veriliyor sorularda. Ee, şimdi eğer bir, e, bir ne diyelim bir tepkimede, bir olayda gaz çıkışı varsa yani iki maddeyi bir araya getirdiniz veya birkaç maddeyi bir araya getirdiniz ve bir gaz çıkışı var. O zaman biz burada kimyasal bir tepkime olduğunu hemen sezinleyebiliriz. Yani orada bir ipucu yakalayabiliriz. Çökelek oluşumu olursa çökelek bazen kaynaklarda çökelti de derler. Çökelti oluşumu veya çökelek oluşumu varsa yani siz iki tane ee, sıvı maddeyi diyelim karıştır, karıştırıyorsunuz yani birleştiriyorsunuz ve kabın dibine bir çökelte oluşuyor. Bir katı madde oluşturuyor. Ee, bu bize ipucu olabilir kimyasal tepkime olduğuna dair. Renk değişimi varsa yani birkaç maddeyi bir araya getirdiniz ve maddelerin renginde bir değişim oldu. Bu da yine kimyasal tepkimeye ipucu olabilir. Ee, madde dışarıya ısı verirse veya ısı alırsa e, burada da ısı alışverişi olduğu zaman bu da yine sayılabilir. Bazen e, ısı ve ışık çıkışı da diyebiliriz. Yani buna ilave olarak ısı zaten burada çıkıyor söyledik. Isı ve ışık çıkışı da bu da sayılabilir. Çünkü e, ışık çıkması da orada bir patlama olduğu, bir yanma olduğunu bize ifade edebilir. E, bunların hepsi kimyasal tepkime için ipuçlarıdır. Sorularda bunlara dikkat edelim. E, şimdi kimyasal tepkime gerçekleşirken yani herhangi bir kimyasal tepkime gerçekleşirken, bakın çok önemli burası. Buraya lütfen dikkat edin. Ee, buraya şöyle bir yıldız koyalım. Çok önemli burası. Ee, atomların cinsi ve sayısı kesinlikle değişmez. Yani burada hangi atomlar girdiyse ürünlerde de o atomlar çıkmak zorunda. Bakın, karbon girmiş. Mesela şu bir karbon atomu. O zaman burada karbon mutlaka çıkmak zorunda. Oksijenler girmiş. Bakın, oksijen atomu girmiş, oksijen. O zaman oksijen yine çıkmak zorunda. Dikkat edin. Mutlaka çıkmak zorunda. Dolayısıyla cins ve sayı değişmeyecek. Yani kaç tane girdiyse o kadar da çıkmak zorunda. Yani 4 tane oksijen girmiş bakın burada. 4 tane oksijen atomum girmiş. Saydığımız zaman bakın 1 2 şurada bir kırmızı oksijenim var. Bir de burada kırmızı oksijenim var. 4 tane oksijen çıkmış. E, şu beyazlar hidrojen gençler. Şunlar hidrojen. Yani Bunlara ne sanıyoruz? CH4 ya burası. Bu karbon. Sonuçta C şu dört tane olan da hidrojen. Bunlara da hidrojen diyorum. Dört tane hidrojenim girmiş. E bakıyorum burada beyazlar hidrojeni temsil ediyordu. Bakın bunlar da hidrojen. Dört tane hidrojen çıkmış. Yani tepkimeye ne girdiyse tepkimede de aynı atomlar ve sayıca ve cins olarak değişmek e, değişmeyecektir. Değişmeyecektir. Buna dikkat edelim. Atomların cinsi ve sayısı değişmiyor. Zaten bu ikisi değişmediği için toplam kütle değişmemiş oluyor. Yani buradaki kütle ne ise buradaki kütle de eşit olmak zorunda. Toplam proton sayısı değişmez. Yani atomlar zaten protonlar biliyorsunuz ve nötronlar daha doğrusu ikisi birlikte. Çekirdekte olduğu için biz atomların çekirdeği ile ilgili hiçbir değişiklik yapmıyoruz burada. O yüzden dikkat edin buraya. Proton sayısı ve nötron sayısı değişmiyor. Şimdi elektron sayısı ise toplamda değişmez ama atomların kendi arasında değişebilir. Yani bazı atomlar elektron verir, bazıları elektron alır. Kendi aralarında bir maddenin, bir taneciğin elektron sayısı değişebilir ama dikkat edin toplam elektron sayısı ise asla değişmeyecektir. Ve toplam yük miktarı da değişmeyecektir. Buradaki her bir atomun yükü artı eksi neyse artık toplamda ürünlerdeki ile eşit olmak zorunda. Burası değişmiyor. Buraya çok dikkat edelim. Tamam. Bundan hiçbiri değişmeyecektir. Sorular genelde bu tarz şeyler ile geliyor. Ee, kesinlik bildiren ifadelerde özellikle bunları mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela burada az önceki bilgiyi kullanalım. Ee, işte C maddesinin kütlesini sorarsa eğer bize ne yapacağız? Biz dedik ki tepkimeye giren maddelerin kütleleriyle, yani şunların kütleleriyle ürünlerin kütleleri birbirine eşit olmak zorunda dedim. Bakıyorum tepkimeye girenlerin kütlesi 58 gram 23 artı. 35'ten topladım 58 gram. E o zaman buranın da 58 gram olması gerekiyor. Bakın bu da 58 gram olacak. 58 gram olması için zaten 5 gram diye burada. Demek ki burası 53 gram oluşmak zorunda C maddesinden. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri ürünlerin kütlelerine mutlaka eşit olacak gençler. Şimdi kimyasal tepkime gerçekleşirken az önce değişmezleri gördük. Fakat bu sefer değişebilir olanları göreceğiz. Dikkat edin buraya. Kesinlikle değişir demiyoruz. Değişmez de demiyoruz. Değişebilir. Burası önemli. Neler değişebilir? Maddenin fiziksel halleri değişebilir. Yani sıvılar girip gaz çıkabilir. Ya da katılar girip gaz çıkabilir gençler. Burada fiziksel hal değişebilir. Değişmeyebilir de yani iki katı girip tekrar bir katı çıkmış olabilir. O yüzden burada değişebilir diyoruz. Sorulara dikkat edelim. Olabilir sorularında bunları göz önünde bulundurun. Molekül sayısı değişebilir de değişmeyebilir de. Buna dikkat edin. Yani molekül sayısı dediğimiz. Mesela bakın burada şu bir moleküldür. Bir tane molekül burada. Şurada bakın bir molekül, iki, üç molekül. Yani bir ve burada da üç molekül. Ne oldu? Toplam bir molekül burası, üç molekül burası. Toplam dört molekül. tepkimeye girdi. Oluşanlara bakıyorum. Bakın bu bir molekül, bu da bir başka molekül. İki tane de molekül oluşmuş. Yani demek ki e, molekül sayısı Değişmemiş. Pardon burada değişmiş. Yani değişebiliyor anlamında bir ifade. Peki her zaman değişir mi? Her zaman değişmez. Değişmediği durumlarda mutlaka vardır. E, ona da örnekler verebiliriz. Mesela karbonla, hatta şöyle bir örnek vereyim. CH4 ile oksijeni yakayım. Karbon, dioksit ve su çıkartalım. Şimdi bakın burada karbon e, tepkimenin gerçekleşebilmesi için şuraya 2 yazacağım. Hidrojenleri korumak adına yapıyorum bunu. 4, şuraya da 2 yazıyorum. Tamam. Tepkime bu. Şimdi molekül sayılarına bakalım. Kaç molekül girmiş? Önünde kaç sayı olarak 1 var? 1 molekül. Bunun önünde bakın 2 var. 2 molekül girmiş. Yani toplamda 3 molekül girmiş. Şimdi ürünlere bakalım. Önünde kaç sayı olarak 1 var? O zaman burası 1 molekül. Önünde bakın 2 var. 2 molekül. Toplam 3 molekül oluşmuş. Bakın burada dikkat edin ne oldu? Molekül sayıları korundu. Yani eşit oldu. Ama burada ne oldu? 4 tane girdi, 2 tane çıktı. Yani bazı tepkimelerde korunuyor, bazı tepkimelerde korunmuyor. O yüzden biz buna diyoruz ki değişebilir bir özelliktir. Atomların elektron sayılarını az önce de söyledim. Her atom elektronlarını değiştirebilir, alabilir, verebilir. Ee, o yüzden atom bazında elektron sayıları değişebilir. Ama toplamda değişmiyor gençler. Ona tekrar dikkat edelim. Renk değişebilir, koku değişebilir, tat gibi fiziksel özellikler de bunlar değişebilir özellikler arasında sayıyoruz. Evet, burada da bakın birkaç tane kimyasal tepkime modeli var. Bunları da bir inceleyelim. Mesela suyun ayrışması tepkimesi. Bakın su. E su molekülünü oluşturan atomlar arasındaki bağlar kopuyor. Bakın. Ve yeni yeni bağlar oluşmuş. Yani buradaki bağlar e, işte kırmızı beyaz bağlarıydı. Bakın burada kırmızı kırmızı bağı var. Burada da beyaz beyaz bağı var. Yani Kırmızı beyaz bağlar kopmuş, yeni yeni bağlar oluşmuş. Kömürün yanması. Kömür bakın ve oksijen. Buradaki oksijenler arasındaki şu bağlar kopuyor. Sonra onlar gidiyor ve karbonla yeni bağlar oluşturuyor. Kömürün yapısındaki karbonla. Aynı şey burada da geçerli. Bunu zaten az önce de incelemiştik. Metan gazı CH4. E, bunun bağları kopacak. Bunun bağları kopacak ve gidecekler ve tekrar yeni yeni bağlar oluşturacaklar. Kimyasal tepkimelerin özünde tepkimeye girenlerin Tanecikler arası bağlar kopacak, yeni bağlar oluşacak gençler. Şimdi kimyasal tepkime çeşitlerimiz var. Aslında fazlaca çeşitler var ama biz şu anki müfredat gereği sadece iki tane tepkime çeşidi üzerinde duracağız. Bunlar da bir tanesi yanma tepkimesi, bir tanesi de asit tepkimesi. Birazdan göreceğiz. Şimdi dersin başında da söylemiştim. Bir madde eğer oksijen gazıyla tepkimeye giriyorsa biz buna yanma tepkimesi diyoruz. İşte bu olaya yanma tepkimesi diyoruz. Yanma tepkimesi de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Birisi e, hızlı yanma, alevli yanma. Bir tanesi de yavaş yanma ve alevsiz yanma diye adlandırabiliyoruz. Bazı şeyler, bazı maddeler e, çok hızlı yanıyor. Mesela kağıdı ve odunu yakmak bir e, alevli yanmadır. Demirin paslanması gibi bir takım tepkimeler var. Onlar ise gençler, alevsiz yanmadır. Yani demir oksijenle tepkimeye girdiği zaman bakın pas oluşturur. Bu bir paslanma olayıdır. Demir yani gözümüz önünde oksijenle tepkimeye girer. Yavaş yavaş paslanır. Çok yavaş gerçekleşir bu. Fakat bir alev falan çıkmaz. O yüzden biz bunu alevsiz yanma diyoruz ya da yavaş yanma diyoruz. ama bir işte metan gazının oksijenle tepkimeye girmesi bir alevli yanmadır. bunun da hızlı bir şekilde gerçekleşir. kağıdın yanması olarak da düşünebilirsiniz. Bunlar hızlı ve alevli yanmadır. Paslama gibi olaylar ise alevsiz ve yavaş yanmadır. Bunun da farkına varalım. Evet bir kimyasal tepkimeye girenler kısmında oksijen tek başına bulunuyorsa kesinlikle yanma tepkimesidir. Bakın şurada dikkat edin oksijen tek başına bulunuyor girenler kısmında. O yüzden bunlar bize bu tepkimelerin yanma tepkimesi olduğunu söylüyor. Bir diğer tepkime türümüz asit-baz tepkimesi. Zaten bir konu sonra bunların detayına çok fazla gireceğiz. Şu an sadece tepkime çeşidi olarak e, anlatmakla yetiniyoruz. Asit ve bazlar uygun koşullarda bir araya gelerek gençler su ve tuz oluştururlar. Uygun koşullarda bir araya gelir su ve tuz oluşturuyor. Yani bir asitle bir bazı siz bir araya getirirseniz tepkime sonunda tuzunuz ve suyunuz oluşur. Ee, bu da asit baz tepkimesi. Hatta nötrleşme tepkimesi de diyoruz bunlara. Çünkü tuz ve su nötr maddelerdir. Nötr maddeler olduğu için biz bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi diyoruz. Nötrleşme tepkimesi. Bunlar detayına söylediğim gibi biz konu sonra detaylı bir şekilde Bakacağız. Evet bir sorumuz var gençler. Ee, sorudan önce de şu bilgiyi tekrar hatırlayalım. Kimyasal tepkimelerde girenlerin kütlesi zamanla azalırken e, ürünlerin kütlesi zamanla artıyor ama toplam kütle daima korunuyor. Şimdi bu bilgi ışığında. Bu grafikte kimyasal bir tepkime sırasında ABC maddelerin kütlesini değişim verilmiş. Buna göre tepkimeye ait denklemi yazın demiş. Şimdi biz ne diyoruz? Bir ok koyalım tepkimenin gerçekleşme yönünü. E, miktarı azalanlar, bakın burada böyle grafik sorularında biraz hatalar fazlaca oluyor. O yüzden dikkat izleyin. Miktarı azalanları girenler kısmına alıyoruz gençler. Miktarı azalanlar girenler kısmında. Yani A ve B'nin miktarı azaldığına göre, o zaman ne yapıyorum ben? A ve B maddelerini girenler kısmına alıyorum. Miktarı artanlar ise, bakın hiç yokmuş zaten şurada ve oluşmaya başlamış. Bakın oluşmaya başlamış. O zaman bunu da ürünler kısmına alıyorum. Bu da C maddesi. Denklemi bu şekilde olacak. A ve B maddesi tekrarlar tekrarlayalım. Kütlesi azalıyor. Bakın kütlesi azalıyor. Hatta bitmiş. A maddesi de şuradan bir miktarla başlamış ve bitmiş. O zaman bunlar girenler kısmında. Hiç olmayan ve sonradan oluşan madde ise kesinlikle ürünler kısmına alınmak zorunda kalıyor. Evet. Bir kaba 34 gram A maddesi, 58 gram B maddesi konuluyor ve bu iki madde tepkimeye giriyor. A ve B maddelerinin tamamen tükendiği bilgisini alıyoruz. Tepkime sonucunda C ve D maddeleri oluşuyor. 45 gram D maddesi oluştuğuna göre kaç gram C maddesi oluşmuştur. Hemen burada önce tepkimemizi yazmaya çalışalım. Bakın A ve B maddelerinin tepkimeye girdiğini söylüyor. C ve D maddelerinin oluştuğunu söylüyor. E, 34 gram A maddesi alıyorum. A'dan 34 gram alıyorum. Dikkat edin. 34 gram. 58 gram B maddesi alıyorum. B'den 58 gramım var. 58 gram ve 45 gram D maddesi oluşuyor. D maddesinden 45 gram oluşuyor. Bana da C maddesi kaç gramdır diye soruyor. C'yi soruyor. Dikkat edin. Ne dedik biz? Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerin kütlesi ile ürünlerin kütlesi eşit olacak. Girenlerin kütlesini topluyorum. Yani burada 34 ve 58'i topladığımda ne yapıyor? 92 gram yapıyor gençler. 92 gram. E buranın da yine 92 gram olması gerekiyor. E 45'i burada. O zaman burayı nasıl bulacağım? 92'den 92'den 45'i çıkartıyorum ve 47 olarak buluyorum. Demek ki soru işareti denen yerim 47 gram olacakmış diyorum. Evet. Daha çok böyle gelen soru tarzı bu. Ve çoğunlukla da hatalar yapılan bir soru tarzı. Şöyle bir yıldız koyalım. E, yanda küte zaman grafiği verilen bir tepkime için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi az önceki bilgiyi hatırlayalım. Biz ne dedik? Miktarı azalanlar. Miktarı azalan kimi? Miktarı azalmış. Bakın. 3 numaranın miktarı azalmış. Şuradaki 1 numaranın miktarı azalmış. O zaman 1 ve 3'ü tepkimeye girenler bölümünü alıyorum. 1 ve 3 girenler bölümünde. Hiç olmayıp da daha sonradan miktarı artanlar 2 ve şuradaki bakın 4 numara ise ürünleri alıyorum. 2 artı 4'ü de ürünleri alıyorum. Tepkime denklemini yazdım. Bu arada şunun da cevabını vermiş oldum bakın. Ne diyor? Tepkime denklemi 1 artı 3 ok 2 artı 4'tür. Ben de tam olarak onu buldum. O zaman bu doğrudur. Şimdi gelelim bunların miktarlarını bulmaya. Hemen grafikten yine yardım alıyoruz. Mesela 1 numaralı maddeye bakıyorum. Bakın 1 numaralı madde. Sarı grafik 20 gramla başlamış. Bakın 20 gramla başlamış ve ve bitmiş. Demek ki tamamı kullanılmış. Tamamı kullanıldıysa o zaman buraya hemen 20 gram yazıyorum gençler. 20 gram tamamı kullanıldığı için. 3 numaraya bakıyorum. Bakın 3 numara 45 gramla başlamış ve 20 gram seviyesinde kalmış. O zaman ben ne kadar kullanmışım bundan? Bakın 45 ile başlamışım ama hepsini kullanmamışım gençler. 20 gramı artmış kullanmamışım onu. Demek ki 25 gram kullanmışım. Bu artan miktar olmuş oluyor. Yani 45 ile başlayıp 20'de bitirmişsin. Demek ki 25 gram kullanmış oluyorsun. 25 gram. 2 numaraya bakalım. 2 numara bakın burada. 2 numara. 0 hiçbir şekilde yoktu zaten. Ürünler genelde zaten olmayacaktır. Yani öyle düşünün. Ee, ve tepkime bittiğinde bu çizgilerin düzleşmesi bu arada tepkimelerin buralarda e, bittiğini söylüyor bize. Yani tepkime burada bitmiş. Tepkime bittiğinde gençler 15 gram oluşmuş. Bakın 15 gram oluşmuş. 15 gram. 2 numaralı maddeden. Onu da buraya yazıyorum. 15 gram. Ve 4 numaraya bakıyorum. Bakın 4 numara zaten soru işareti bize soruyor. Az önceki bilgiyi hatırlayalım. Ne dedik? Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı yani 45 gram. Bunların toplamı 45 gram ürünlerde de 45 gram olmalıydı gençler hatırlayın. O zaman ne olacak burası? 4 numaralı madde. Toplam 45 olması için 15'i burada 30 gram olmalı. İşte 4 numaralı maddenin de soru işareti olan yerini bulmuş olduk. Heh, geldik buraya şimdi. Ne diyor? 2 no'lu maddeden 30 gram oluşmuştur. Evet, onu buldum bakın. 2 no'lu mad. Pardon, 4 no'lu maddeden 30 gram oluşmuştur. Evet, bunu da doğru buldum. Tepkimeye giren tüm maddeler tükenmiştir diyor. Yok öyle bir şey. Niye yok? Çünkü 3 numaralı maddemiz bakın azaldı 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 ama tamamen bitmedi. Tamamen bitmesi için bunun şu seviyeye kadar inmesi gerekiyordu gençler. İnmediği için o zaman tamamen tükenmiştir diyemiyorum. Tepkime sonrası kapta 65 gram madde vardır. Bakın bu işte çok tehlikeli bir e, ne diyelim özellik. Şimdi 65 gram madde var tepkime sonrası. Şimdi hepimizin e, vereceği cevap tepkime sonrası hocam 45 gram madde oluştu diyeceksiniz. Bu doğru bu ürünlerin miktarıdır ama unutmayın bir de bizim 3 numaralı maddeden artmıştı gençler. 3 numaralı maddeden ne kadar artmıştı? Şurada bakın 20 gram 20 gram madde arttı. Yani o da hala kabın içinde. Dolayısıyla 45 45 gram oluşan ürünüm artı 20 gram da artan maddem var. Kapta şu an benim toplam 65 gram maddem var. O yüzden bu ifade de doğrudur gençler. Bunlara lütfen dikkat edelim. 3 numaralı madde tamamen tükenmediği için 20 gramı hala artmış vaziyette duruyor. Bu artan miktardır diyor. Yeni bir soru. Aşağıda verilen niceliklerden hangileri kimyasal tepkimelerde her zaman korunur? Her zaman korunur bakın. Şimdi toplam molekül sayısı. Hatırlayın bunu. Bir tepkime yapmıştım. 4'e 2 çıkmıştı. Bir tepkime yapmıştım. 3'e 3 çıkmıştı hatırlarsanız. Ee, yani toplam molekül sayısı her zaman korunan bir özellik değildi. Korunduğu durum var, korunmadığı durum var. Toplam kütle gençler bunu hiç düşünmeyin. Kütle mutlaka korunmak zorunda. Çünkü kütle zaten değişmeyen madde miktardır. Ee, girenlerde ne varsa ürünlerde de aynı miktarda olmak zorunda. Toplam atom sayısı bu da değişmeyecektir. Bu da korunanlar arasındadır. Her zaman korunuru arıyorum. Her zaman korunurlar. 2 ve 3 diyorum. Evet gençler bu soruda size sıra sizde sorusu bunun cevabını yorumlar kısmına yazıp cevaplarınızı bekliyorum buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bir başka ders videosunda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler başarılar diliyorum.